Bilin bakalım her zamanki gibi kim geç kaldı? Ben. 3'ü şu an çeyrek geçiyor ve 3.30'da lazer epilasyon randevum var. O yüzden çıkmam lazım. Dedim ki neden benimle 2 gün vlogu diye bir vlog çekmiyorum. Hep günlük vlog mu olacak dedim. Çünkü maske gıdığımın altına beni sinir ediyor ama normalde hep arabadayken gıdığım çok gözüktüğü için bence bu iyi bir şey. Neyse, lazer epilasyona gitmem lazım. Bir önceki günlük vlogumda Berra'yla giderken bazılarınız sormuştunuz. Başak, lazer epilasyondan memnun musun? Birazcık bilgi verebilir misin diye. Ben ilk reglimi gördüğümden beri hep ağda yapıyordum. Bayağı da memnundum ama yani şöyle bir sıkıntı var. Her ay gitmek zorundasınız ve sadece 10 gün boyunca temiz kalıyorsunuz. O yüzden sürekli böyle bir yoruculuk vardı. Hani her ay artık gına geliyordu. Zaten daha sonrasında kanser yakalandıktan sonra ağda yapamamaya başladım ki cildim çok hassastı, tenim çok hassastı. Yapamadım o yüzden. O dönem jilete geçtim ki jilet kullananlar bilir. İğrenç bir şey arkadaşlar. Yani bütün her şeyi mahvetti, bütün kıl köklerimi mahvetti ve inanılmaz zordu. Kanser süreci bittikten sonra tekrar ağdaya geri başladım ama yani jiletten sonra toparlamam bayağı bir zor oldu benim için. O yüzden daha sonra dedim ki hani ağda böyle her ay artık olmayacak. O yüzden Başak artık yavaş yavaş lazere başlayabilirsin dedim. Yani açıkçası şu an güzel gidiyor. Memnunum. Ne kadar seansım kaldığını bilmiyorum. Herkese göre değişiyormuş sanırım ama benim bir sene olacak neredeyse. Ve hep böyle 2-3 ayda bir gidiyorum. O yüzden de çok fazla beni yormuyor yani ağda gibi. Ama azalmalar mevcut tabii ki. Hatta bayağı bir azalmalar mevcut. O yüzden bayağı rahat oldu lazer benim için. O açıkçası ben memnunum ya. Eğer hani ağdayla uğraşmaktan artık sıkıldıysanız ki eminim sıkılacaksınız bir yerden sonra. Bir kesin bir çözüm isteyeceksiniz. Lazer epilasyon bence mantıklı bir çözümce. Lazer epilasyon bir kadın için inanılmaz mantıklı bir tercih. Önce lazere gideyim. Oradan çıkışta market alışverişi, manav alışverişi yapmam lazım. Annem yine bana kilitledi manav ve market alışverişi. Hii, nasıl bir trafik bu? İnanılmaz trafik var. Kesin geç kaldım ya. Kesin. Bir de oradan arabayı park ettikten sonra yürümem var. Of. Of. Geç kalmayı hiç sevmiyorum. Bekletilmeyi de hiç sevmiyorum. O yüzden buna çok dikkat ediyorum ama bugün işte spor yüzünden birazcık zamanı hesaplayamadığım için böyle bir durum söz konusu oldu. Bakayım şu an 10 dakikam var. Yetiştim dostlar. Ah, işimi bitirdim. Şimdi manava, daha sonra markete gidiyorum. Manav beni birazcık yoracak gibi gözüküyor. Çünkü marketten almamayken bir şeyler daha atalım. Kefir de bitmek üzereydi. Kefir de almam lazım. Kefir ne kadar seviyorum artık biliyorsunuz. Gidelim. Yeşilliklerimi aldım ve resmen vlogun yarısını arabada çektim. Şimdi sırada Migros'a gitmek kaldı. Şu market işleri beni birazcık yoruyor olsa da arabayı çalıştırmadan el frenini indirdim. Kafam 1 milyon ya. Allah'ım. Oh be! Bitti dostlar, bitti. Son olarak da göstermeden aldığım 1 litrelik 4 tane su aldım. Bir de elma sirkesi aldım. 2 tane kefir, 2 tane badem sütü, frambuaz, bir de yulaf. Bir de el kolonyası aldım. Şimdi eve gideceğim. Annem bahçede oturuyormuş. Büyük ihtimalle ben de yanına giderim. Evet, şimdi geldim. Şu saçımın başımın dağınıklığına bakar mısınız? Savaş vermiş gibiyim. Bir geldim. Annem burada oturmuş. Keyif yapıyor. Ben de şimdi kitabımı ve bilgisayarımı aldım. Hem edit yapacağım hem de annemle birazcık oturup keyif yapacağız. Güneş alalım ama güneş alacak vakit kalmadı. Çünkü saat şu an 4:38 geçiyor. Bayağı bir geç oldu ama neyse. Neyse. Olsun. Açık hava, açık havadır diyorum ve geçiyorum. Hey.
Hello, ben pijamalarımı giydim. Size en son bıraktığımdan beri birkaç saat geçti. Bahçeden sonra eve girdik. Yemek hazırlıkları oldu. Yemek hazırlıkları bitti. Yürüyüşe çıktık. Yürüyüşten geldik. Geldim, duşumu aldım. Sabah sporumu yaptıktan sonra duş almamıştım. Hem lazere gideceğim için hem orada böyle bir yerler oturacağım için böyle kendimi pis hissedecektim. Hem de akşam yürüyüş yapacağım için dedim hani direkt akşam duş alayım. Çünkü yarın da PTS'e gideceğim ve siz de benimle geleceksiniz. Ha, saçımı temiz gideyim diye düşündüm. Böyle şimdi diyorum ki Zendaya'nın yeni bir filmi çıkmış Netflix'e. Rezenemi yapsam, filmimi açtım. Bir film videosu mu yapsam diye düşündüm. Maske de yaptım çünkü alnımda böyle değişik sivilceler çıkmaya başladı. En son cilt bakım rutinimi çektiğim zaman dedim ki benim şuram haricinde alnımda falan sivilcem çıkmıyor. Ama ne oldu bilin bakalım. Sivilcem çıktı hem de alnımda. 2-3 gün geçmiyor. O yüzden dedim ki böyle bir antibakteriyel kuruyan kirli bir maske yapayım dedim kliniğin. Çok hoşuma gidiyordu. Bakalım işe yarayacak mı göreceğiz. Zaten ben birazdan çaydan sonra sizinle konuşurum. Şu an saçlarımın bakımını yapmam lazım. Çayımı alayım, filmimi açayım. Tekrar görüşürüz. Günaydınlar dostlarım. Saat şu an 8'e 11 geçiyor. Dün birazcık bahsetmiştim. Bugün pilatese gideceğim diye konuşamadım. Sabah yeni kalktım ya. Aslında kalkalı bir saat falan oluyor ama anca böyle açılmaya başladım. Tekrar pilatese başladım. Belki hatırlayanlarınız vardır. 2 sene önce falan vlog çektiğimde, üniversite vlogu. Pilatese gittiğimi göstermiştim. Aslında küçüklüğümden beri hep sporla ilgiliyim. Sürekli spor, bir spor dalında hani sürekli bir etkileşimim vardı. Ama kansere yakalandıktan sonra bırakmak zorunda kalmıştım. 2017'de İstanbul'da yani şu an gittiğim yere başlamıştım pilatese. 1,5-2 sene kadar gittik Berra ile birlikte. Ondan sonra üniversitede hazırlığa geçince Gebze'den gidip gelmek zorunda olduğum için çok zor oldu. O yüzden Gebze'de bir pilates yerine gittim. Bir sene kadar. Ama hiç memnun kalmadım. Oradan sonra artık fakülteye geçtiğim için üniversiteye tam anlamıyla başladığım için İstanbul'da eve çıkmıştım. Oradayken de Ataşehir'de, Metropol'de bir pilatese gidiyordum. Oranın aşırı memnundum ama şu anki yolumuza ters kaldığı için orayı tercih etmek yerine caddede gittiğimiz eski yeri tercih ettik. Bayağı memnunum açıkçası. Şu son birkaç haftalık bana en iyi gelen şeylerden bir tanesi o oldu. Çünkü evden dışarı gerçekten hiç çıkmıyorum. Çıkarsam sahile gidiyorum sadece ve pilatese gitmek, farklı bir ortama gitmek, İstanbul'a da bir gitmek inanılmaz iyi gelmeye başladı. Bugün üçüncü dersimiz olacak. Berra ile peş peşe giriyoruz. Bugün Berra önce girecek galiba. Evet, bugün Berra girecek saat 10'da. Sonra 11'e de ben gireceğim. Saat şu an 8. İşte İstanbul'da olduğu için, caddede olduğu için biz neden 9'da çıkmış olmamız lazım ki 10'daki derse yetişebilelim. Ama neyse yani hani güzel şeyler için böyle çabalamak hoşuma gidiyor yani. Bir de böyle artık insan da görmediğim için, çevremdeki yakınlarımı da çok fazla görmediğim için birini görüyor olmak bana çok iyi gelmeye başladı. Çünkü artık evde kafayı yemeye başlamıştım. Yine böyle arada sırada çok şükür sahil yakınımızda olduğu için çıkabiliyordum. Yine temiz hava alabiliyordum ama arkadaşlarımı çok sık göremiyordum. O yüzden bu pilates işi bayağı iyi oldu benim için. Bakalım şu an heyecanlıyım. Caddede çok sevdiğim bir kitapçı var, biliyor musunuz bilmiyorum. Biliyorsunuz çünkü zaten size bahsediyorum kitap alışverişlerim videolarımda. Yüreğimizi kitap eve. Caddedeki mağazası mükemmel ötesi. Eğer bugün gidersem ve vaktim kalırsa uğramak istiyorum. Birkaç tane klasik kitap alacaktım. Onları alırken size de gezdirmiş olurum. İngilizce kitap olarak, normal kitap olarak inanılmaz kapsamlı ve tedarikliler. O yüzden bayılıyorum. Bu arada Başak spora giderken makyaj mı yapıyorsun diyecek olursanız aslında yapmıyorum. Ama bu aralar şu alnımın şu kısımlarında çok fazla sivilce çıkmaya başladı ve göz altlarım beni biraz böyle rahatsız etmeye başladı. O yüzden sadece kapatıcı süreceğim göz altıma ve sivilceme. Bir de hafif rimel sürerim belki. Allık falan da sürmek istemiyorum çünkü. Böyle bir kendimi kötü hissediyorum bu aralar. O yüzden...
makyaj olayını bitiriyorum. Çünkü hem böyle yapmak istemiyorum cildime zarar vermesin diye. Ama bu arada bu alnım böyle olduğu için çok da sinir oldum. Spordan önce ne yiyeceğim onu düşünüyorum. Haşlanmış yumurta mı yesem, omlet mi yesem diye. Canım birazcık omlet istiyor. Galiba omlet yapacağım. Zaten geç kalıyor gibiyim. O yüzden hemen gidip ben omletimi yapıyorum. Daha sonra çıkıyorum. Geldim ben caddeye. Berra girdi. Bugün ilk onun girme sırasıydı. Ben de Remzi Kitabevi'ne geldim ve kendime kitap bakacağım. Klasik olarak tabii ki de. Haydi. Geldim sonunda. Gözlüklerim buhar yaptı. Şu an soyunma odasındayım. Üzerimi değiştireceğim. Berra şu an pilateste. Ben de büyük ihtimalle yukarıda bir yerde beklerim. Ve işlerim bitti. Bu arada aldığım kitapları size göstermedim son olarak. Bahçede eğlence kitabını aldım. Kayıtsızlık şenliğini aldım. Kimlik kitabını aldım. Bir idam mahkumunun son gününü aldım. Bir de son dakika bunu gördüm ve çok merak ettim. Sevgili kitabını. Bunları aldım. Kitaplığıma yeni kitaplar eklendi. Ben şimdi hazırlandım. Şöyle göstereyim. Normalde biliyorsunuz ki sporcu sütyeni giyiyorum ama burası birazcık soğuk olduğu için o yüzden hep kısa kollu giyiyorum. Şimdi Beray bekliyorum. Saat daha buçuk oldu. Beray'ın daha böyle bir yarım saati falan daha var anladığım kadarıyla. O yüzden onu beklemem lazım yukarıda. Bir gideyim konuşayım hem de birazcık dinlenmiş olurum. Kitapçıda birazcık yoruldum istemsizce. Pilates'te görüşürüz zaten. İçinde ben 5 shot istiyorum. Ekstra double shot espresso. Bir de birazcık badem sütü. Ve sonunda Gebze'ye dönüş yaptım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Birazcık açınacağım ama aslında aç da değilim. Çünkü kahve içtim de fellasıydım. O yüzden açım şu an tıkandı. Ama dün akşam evde yaptığımız sebzeler duruyor. Sebzeli yoğurtlu bir öğle yemeği yiyebilirim diye düşünüyorum. Gidince tekrar konuşuruz. Sonunda eve geldim. Arabada kameranın şarjı bittiği için kapatmak zorunda kaldım. Hatta böyle bir an düşer gibi oldu. Çünkü gerçekten kamera düştü yani üstüme doğru. Şöyle tren yoldan siparişlerim vardı. Onlar geldi. Onları deneyeceğim ve Instagram'a linklerini atacağım. Tek tek buradan göstermeyeceğim ama Instagram adresimi üşengacan'dan takip ederseniz beni eğer ön çıkanlara deneme link kısmından denediğim kıyafetlere ve linklerine ulaşabilirsiniz. Yine böyle en beğendiklerimi buradan tekrar gösteririm size. Akşam hava kötü olabilir diye annemle yürüyüşe erken çıkmayı planlıyorduk. Bir de geldiğim zaman böyle şey diyordum kendi kendime. Sebzemi yerim, yoğurdumu yerim falan diyordum ama o kahveyle fellas bu protein barı beni inanılmaz tıkadı. Bu arada dışarı çıktığım zaman aldığım fix bir tane kahve var. Sen söylerken duymuşsunuzdur. Favori kahvem. Eğer benim gibi böyle sert kahve seviyorsanız bayılacaksınız. Grande Americano alıyorum. Ekstra double shot eklettiriyorum. Normalde Grande'de 3 tane espresso var shot olarak. Ben ekstra 2 tane daha eklettiriyorum. Yani 5 shotlık espresso içmiş oluyorum. Üstüne de birazcık badem sütü ekletiyorum. Mükemmel. Yani böyle ne süt tadı geliyor tam anlamıyla ne böyle
buram buram acı oluyor ama badem tuzu da hafif böyle bir onu yumuşatıyor. Mükemmel bir tarif bu. Eğer giderseniz Starbucks'a kesinlikle sipariş verin. Verirseniz de aşağı yazmayı unutmayın. Ben şimdi birazcık üstümü değiştireyim, bu linklerle ilgileneyim. Dostlar, kendime aşırı güzel şeyler almışım. Gerçekten parçalara bayıldım. Bunu bayağı sevdim. O yüzden vlog'a da göstermek istedim. Zaten yaptığım alışverişin linkini yine bu açıklama kutucuğuna koyarım. Böyle bir spor takımı aldım kendime Trendyomina'dan. Aşırı uygundu yani. Kesinlikle bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Sadece üstünün şu kısmını pek beğenemedim. Boşluk olduğu için beni spor yaparken sürekli kontrol etme isteği uyandıracak gibi hissettirdiği için birazcık rahatsız oldum açıkçası. Üstündeki kısmın göğüs pedleri var. O yüzden rahat yani. Bayağı rahat buldum. Altı birazcık bana bol geldi. Small almıştım ama X small olursa daha rahat olur. Çünkü kaygan bir kumaşı var. O yüzden spor yaparken kayacakmış hissiyat uyandırdı. Kesinlikle aşağı koyacağım linkten bir bakın. Çünkü çok güzel parçalar aldım. Şu an yorgunluktan gerçekten ölüyorum galiba. Saat 3 oldu ve ben hala hiç oturup dinlenmedim. Sabah 7'den beri ayaktayım. Öğle yemeği olarak kendime evde sebze var. Dünden kalan sebzeleri yiyeceğimi söylemiştim size ama son dakika vazgeçtim. Çünkü annem akşama da yalancı mantı yapmış karnabaharlı olarak. Dün et yediğim için canım çok et istemiyordu. O yüzden bugün dün akşamdan kalan sebzeleri ve karnabahardan yerim diye düşündüm. O yüzden de öğlen böyle hafif geçirmedim. Çünkü kahve ve fellas inanılmaz tıkadı beni. O yüzden 3 yemek kaşığı yoğurt, chia tohum, fıstık ezmesi, birazcık portakal, birazcık ayva, birazcık elma ile karışım yaptım kendime. Şu şekilde müthiş bir karışım oldu. Spor sonrası güzel gider diye düşündüm. Hem fıstık ezmesi, birazcık portakal, birazcık elma falan derken şimdi birazcık dizimle, The Office ile birlikte keyif yapacağım. Selamlar dostlarım. Saat şu an 8.30 ve en son sizinle kamerayı gösterdiğimden beri ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Sizden sonra ben inanılmaz yorulmuştum. Yemeğimi yedim, oturdum, annem geldi. Daha sonra annem odamda uyuyakaldı. Sonra ben yemek yedim. Yemek yedik, annemle yürüyüşe çıktık. Geldik, birazcık böyle yine gelen kitaplarımı inceledim, bugün aldıklarımı. Biraz böyle ajandamla ilgilendim, biraz kendimi dinledim. Kamera kayıyor. Biraz müzik dinledim derken böyle ancak kendime vakit ayırabildiğimi fark ettim bugünden beri. Şimdi birazcık çay yapacağım kendime. Birazcık çay yapacağım derken. Çay yapacağım kendime. Tırnağımda kocalarımı çıkartacağım. Manikür, pedikür yani törpülerimi falan yapacağım. Temizliğimi yapacağım. Kişisel bakımı yapacağım. Bir de belki film izleyebilirim. Bu da böyle farklı bir vlogtu. Uzun zamandır yani en son benimle 2 gün ya da böyle benimle birkaç gün çektiğimde 1 sene önce falan üniversiteye yine başladığımda falan olması lazım sanırım. Bayağıdır çekmiyormuşum. Hep böyle günlük vlog tarzı vloglar çekiyormuşum. O yüzden böyle bir hem garip oldu hem hoşuma gitti. Arada böyle farklılıklar iyidir diyorum. Sizler beğendiniz mi bu tarz vlogları? Benimle bir hafta tarzı vloglar gelsin de ister misiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Umarım zevk alarak izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.